Merhaba değerli yatırımcılar, bir Skop canlı yayında hoş geldiniz. Bu hafta bankacılık hisselerini, bankacılık sektörünü üzerinden geçeceğiz. Batuhan Bey yanımızda hem kurumumuz nasıl değişti hem de banka hisselerine bakıyor kendisi. Bir de bu hafta içerisinde dün bir anket yaptık sizlerle kendi Twitter hesabımın üzerinden. 4 tane banka yazdık. Burada en fazla hangi banka merak ediliyor diye. Yani onun üzerine biraz daha yoğunlaşalım diye bir anket çalışması gerçekleştirdik. Ve anketin sonucunda Halk Bankası'nın en fazla merak edilen ve istenilen, analizinin sizler tarafından istenilen hisse olduğunu olarak sonuçlandı. Ben hiç daha fazla uzatmadan sözü Batuhan Bey'e takdim edeyim. Halk Bankası ile ilgili, direkt onunla başlayalım size de uygunsa, Halk Bankası ile ilgili görüşlerinizi alalım. Yani genel olarak toparlamam gerekirse, son 23 Mayıs'tan beri güzel bir rally yaşıyoruz. Sene iyi başlamış, hatırlıyorsanız. Daha sonra Mart sonunda bu swap krizi, rezervlerin, Merkez Bankası rezervlerinin hakkındaki soru işaretleri insanların kafasındaki sene başından beri yaptığımız bütün kazançları geri vermemizi sağladı. Daha sonra ardından seçimlerin iptali, tekrar bir seçim sürecine giriyor olmamız ve yani bu Amerika ile yaşanan S-400 gerginliği üst üste gelince açıkçası borsamız en kötü perform eden endekslerden bir tanesi haline geldi. 23 Mayıs'tan beri de açıkçası bu yaraların bir kısmını sardık ve bunların önemli kısmına açıkçası baktığımızda bankacılık sektörüyle baktık. Bankacılık endeksi son bir ayda %22 getiri sağlarken sanayi endeksi sadece %3-4 arasında bir getiri sağlamış. Ciddi bir ayrışma var. Yani bu ülkenin önemli faktörü nedir? Şimdi ülke için, Türkiye için risk faktörleri arttığı zaman yatırımcıların gözünde ilk sattıkları sektör ve hisseler direkt bankacılık hisseleri oluyor. Birincisi daha likil olduğu için. İkincisi de artan riskle birlikte ülke risk primi artıyor. Yani bizim ülke risk primimiz 300'lerden 520'ye kadar geldi 23 Mayıs'ta. Şimdi 370'lerde. Onunla birlikte faizler de tekrar yükselmişti. Bono faizleri 2 yıllıklar %24'lere kadar çıkmıştı açıkçası. 10 yıllıklarda %20'lere kadar yükselmişti tekrar. Bunlar banka değerlemelerinde önemli rolü var. Yani siz de piyasaları izlerken devamlı özellikle tahvil piyasası faizlerinin yönüne dikkat etmekte fayda var. Risk azaldığı zaman bunlar aşağı doğru gidiyor. Ve banka değerlemelerinde analistlerin kullanırken kullandıkları iskonto oranlarını belirleyici bir faktör oluyor. Bankacılık sektörünün kendisine baktığım zaman dediğim gibi bu bir risk rahatlaması rallisi diyorum ben buna. İkinci sektör aslında bankacılık sektörünün kendisi açısından böyle çok da harika bir çeyrek olarak geçtiğini söyleyemem. Birinci çeyrek fena bir çeyrek değildi ama bugün şimdi sektörün toplam Mayıs ayı bilançosu da BDDK tarafından yayınlandı. İlk 5 aydaki rakamlara bakarsak ilk 5 ayda Türk bankacılık sektörünün kârı %15 azalmış. Bizim çok alışık olmadığımız bir resim aslında. Türk bankacılık sektörü genelde şimdiye kadar tüm zor zamanlara rağmen kârını büyüterek giden bir sektör. Bu sene ise zor bir dönemden geçiyoruz. Birincisi, ikinci çeyrekte baktığımızda kredi büyümesi neredeyse yok denecek kadar az. Hiçbir kredi büyümesi yok. İkinci senenin ikinci yarısında da nasıl olacağı konusunda soru işaretleri var açıkçası. Bu ekonomik büyümeyle doğru orantılı gelişen kredi iştahı. Ama bizim bankacılık kârlarını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de enflasyonun kendisi. Çünkü bankaların elinde oldukça ciddi miktarda enflasyona bağlı devlet tahvili var. Bu maalesef enflasyon yukarıya gittiğinde bankalar bundan dolayı ekstra kâr yazıyorlar. Ama
enflasyon aşağı geldiğinde de bunları yeniden değerlerken dolayı buradan yazdıkları karlar düşüyor. Bu sene ve geçen sene hatırlarsanız Ekim ayında enflasyon %25'te peak noktaya ulaşmıştı. Şimdi %15.7'ye geriledi. Bununla birlikte 2019 yılında buradan yazacakları karlarda ciddi azalma olacak. Bir de tabii ki 2019 yılında takipteki krediler ve var olan artışlardan dolayı bunların için ayrılan karşılıklar da arttığı için karlılıklarda bir düşüş var. Yani uzun lafın kısası aslında işler çok harika gitmezken bankacılık hisseleri bir rally yaşadı. Dediğim gibi bunda en önemli faktör değerlemelerinin çok düşmüş olmasıydı. Baktığımızda biz diğer gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıyoruz. Türkiye bankacılık sektörünün FK'sı 2019 yılı için 4.6. Diğer gelişmekte olan ülkelere baktığımızda 8.6. Yani yaklaşık %47'lik bir iskonto var. Ya bu iskonto hep vardı da iskontonun oranı değişiyordu. Biz son 1-2 aydır son 10 yılın en yüksek iskontolarında trade ediyorduk. Bu son rally ile birlikte biraz hafif toparlasa da tarihsel olarak baktığımızda bu iskonto son 5 senede %24'lerde olmuş. Yani biz de şu an %47'yiz. Demek ki bu hala çok daha ucuzuz. Bu iskontonun %27'lik yani %47'lik iskontonun tarihsel ortalamaya gerilemesi gerileyecek mi? Elbette her şey yolunda giderse geriler ama bunun için birçok şeyin olması lazım. Birincisi bir siyasi stabilitenin önümüzdeki 5 sene içinde artık seçim olmayacağını düşündüğümüz için umarız 2023'e kadar bu fazla seçimler bizde maalesef bu iskontoların artmasına neden oldu. İkincisi de önemli faktörlerden bir tanesi Türk ekonomisi özellikle son 18 ayda çok ciddi bir dolarizasyon yaşadı. Dolar mevduatlarında çok ciddi artış oldu. Bunun aslında ülke ekonomisine bir zararı da var. Yani burada tabii ki insanlar tasarruflarını korumak istiyorlar. Aynı zamanda da borçlu olan şirketlerde dolar borçlarını ödemek için önden döviz alıyorlar. Bundan gayet normal bir şey olamaz. Ama döviz mevduatlarının toplam mevduatlar içindeki payının %55'e çıkmış olması aslında TL'ye olan bir güvensizliğin göstergesi. Ve bankalar TL kredi vermek istediklerinde bu dolar dövizlerini dolar döviz mevduatlarını swaplayıp TL'ye çevirip öyle kredi veriyorlar. Yani ekstra bir maliyet de oluyor. Bu da kredi maliyetlerine maalesef yansıyan bir unsur. O yüzden bu dolarizasyonun çözülmesi orta ve uzun vadede bankacılık sektör açısından da ülke ekonomisi açısından da bence olumlu olacaktır. Tabii bu toplam olarak genel güvenin geri gelmesiyle olabilecek bir şey. Yani ikinci yarıda da bankacılık sektörünü çok kolay bir dönem beklemiyor ama bankacılık sektörü Türkiye'de iyi yönetilen bir sektör, riskleri de iyi yönetiliyor. Bence bankacılık sektörü için ikinci yarıda olabilecek en önemli olaylardan bir tanesi bu yeni ekonomik programla birlikte açıklanan ama henüz hiçbir adım atılmadığını gördüğümüz bu sorumlu kredilerin içinde oluşturulacağı söylenen enerji ve inşaat fonu. Biliyorsunuz bu enerji ve inşaat fonuna bankaların bilançolarındaki sorumlu krediler aktarılacak. Ve işte bunlar tabii ki yatırımcıların olması lazım aktarılabilmesi için. Tabii bankaların bilançosundan çıkarken bir belli bir iskonto ile çıkıyor olması lazım. Yatırımcılar banka bilançosuna doğan değerden almayacak. Bizim duyduğumuz genel olarak ilk yatırımcı ilgisinde bu iskonto talebinin %30'larda olduğu ve işte banka yönetimlerinin bunu kabul etmediği. Tabii ki bu mantıklı bir şey. Çünkü sizin bilançonuzda diyelim ki 100 liradan duran bir kredi var ve sizden bunu 70 liraya satılması isteniyor. Şimdi 70 liraya satacaksınız iyi hoş ama bu 30 liralık olan fark öz sermayeden
bir eksi yazmanıza sebep olacak. Yani tüm bu bahsedilen oranlarda yani 5, 6, 7 ya da 10 milyar dolarlık kredi bilanço dışına çıkacaksa ve %30'luk bir istonot olacağını düşünürseniz 10 milyarda 3 milyar dolarlık bir write-off dediğimiz bankaların öz sermayelerinden çıkması gereken bir rakam olacak. Bunlar için de tabii ki bankaların bunun için yeni sermaye koyuyor olması lazım sermayelerden. O yüzden çok kolay bir süreçte değil bu. Ama burada yapıcı bir anlayışın gelişmesi, belki biraz kamunun da buna yardımcı olması banka bilançolarını rahatlatacak bir faktör olur. Banka bilançoları rahatlarsa, sorumluluk krediler ve bu donuk krediler bilançolardan çıkarsa tekrar kredi büyümesi daha sorunsuz ve dış kaynağa ihtiyaç olmadan başlayabilir. O yüzden ben bunu takip ediyor olacağım açıkçası. O en önemli gelişme bence ikinci yarıda olacaktır. Nisan'da açıklanmıştı dediğim gibi seçimlerden dolayı herhalde Temmuz'a geldik. Yani herhangi bir gelişme yok gözüküyor. Bizim banka yönetimleriyle de görüşmelerimiz sonucunda. En çok soru gelen Halk Bankası. Şimdi Halk Bankası uzun yıllar Türkiye'nin öz sermaye karlılığı en yüksek olan bankalarındandı. Ama bu 2003-2014'te yaşanan ABD'deki dava ile birlikte banka ciddi bir sıkıntılı dönemden geçti. Onu söyleyebiliriz. Ve haber akışına dayalı ciddi hisse senedi fiyatlarında düşüşler oldu. Daha sonra işte dediğim gibi bu ABD'de yaşanan davadan dolayı davanın sonucuna göre insanlar trade etmeye çalıştılar. Ama bu sürecin sonunda geldiğimiz noktada baktığımda ben Halk Bankası maalesef şu anda büyük 6 banka içinde liste işlem gören öz sermaye karlılığı en düşük olan banka. Ve ben yani matematiksel olarak bunun çok kolay kısa zamanda değişeceğini düşünmüyorum. Yani banka ucuz ama bir sebebi var. Yani öz sermaye karlılığı bu kadar düşük olan bir bankanın diğer bankalara göre iskontoda işlem görmesi bence gayet normal. Yani önümüzdeki 1,5 seneye baktığımda ben açıkçası o 6 banka içinde Halk Bank'ı tercih etmem. Bu haber akışına yönelik tabii ki fiyat hareketleri görüyor olabilirsiniz. Yani şimdi bu ayın 20'sine doğru eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla serbest bırakılacak, ülkeye dönecek. Yani ben bunu banka listesi almak için sebep olarak görmüyorum. Evet, kötü bir dönem atlatılmış olacak. Ama orada soru işareti olan dediğim gibi bir şey vardı. Bir dava süreci ABD hükümetinin açmak istediği. Onunla ilgili henüz bir gelişme yok. Halkbank yönetimi buradan bir ceza beklemiyor. Umarız biz de bir ceza gelmemesini ümit ederiz. O dönem içinde bir pozitif hareket yapabilir eğer bir ceza olmazsa ama bu önümüzdeki dönemde biliyorsunuz bir S-400 konusu var. S-400 konusunda resleşme sonucu Türkiye'ye yaptırımlar gelirse bu sefer tabii ki acaba ceza konusunda tekrar ortaya çıkar mı soru işaretleri insanların kafasına gelir. Yani temel olarak diğer bankaları kesinlikle daha çok beğeniyoruz. Bizim de hep önerilerimiz temel öz sermaye karlılığını büyümesi doğrultusunda verilen öneriler. Halk Bankası'nı dediğim gibi kısa vadedeki bu haber akışıyla olabilecek hisse fiyatları görülebilir. Biz onlara çok takılmıyoruz. Önemli olan bizde temel işlerinden yaptıkları karın nasıl gittiği. Diğer bankalar şu anda açıkçası daha önde gözüküyorlar. Önümüzdeki dönem daha iyi bir dönem olursa Türkiye için. Halk Bank'la ilgili konuşurken bir de soru var. Halk Bankası'nın hedef değeriniz ve görünüm nedir? Yaptırım riski olmasaydı veya yaptırım riski kalkar ise hedef değerinizde ne kadar değişikliğe gidersiniz? Açıkçası biz yaptırıma yönelik bir fiyat iskontosu uygulamadık.
fiyat hedefi belirlerken Halk Bankası için genel olarak dediğim gibi sürdürülebilir karın büyümesine yönelik bir hedef fiyatı hesaplaması yapıyoruz. Ben baktığımda açıkçası Halk Bankası'nın hedef fiyatı 5.80, yani aşağı yukarı şu anki seviyede galiba, değil mi? Evet. Ve tutta, pardon satta, sat yani hasat veya ağırlığını azalt olarak düşünebilirsiniz. Ve bu önemli olan bankalar içindeki tek banka o. Diğer bankalar da ya tut ya al olarak beğendiğimiz bankalar var ama Halk Bankası bankacılık sektörü içinde sat önerisi verdiğimiz tek banka. Bunun dışında diğer bankaları da isterseniz Batuhan Bey kısa kısa üzerinden geçelim ama ilk hani bir soru gelen banka var, Yapı Kredi Bankası diye, onunla başlarsak en azından izleyicimiz de takip etmiş olur. Yapı Kredi Bankası son dönemde özellikle sermayesini de en fazla güçlendiren özel sektör bankalarından bir tanesi ve 1,5 sene önce bir genel müdür değişikliği yaşamışlardı. Onunla birlikte aslında bu dönüşümün iyi meyvelerini alıyor Yapı Kredi. Beğendiğimiz bankalardan bir tanesi. Ve önümüzdeki dönem ben iyi performans göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Diğer iki beğendiğimiz banka da Garanti Bankası ve Akbank. Akbank şu sebeple beğeniyoruz. Akbank 2018'deki zor yılda net kredi küçülmesi yaşayan bir bankaydı. Yani riskli olduğu için kredi vermedi ve bu muhafazakar davranışla birlikte kredi portföyünün daha kalitelileştirdiğini düşünüyoruz. Yani eğer Türkiye önümüzdeki dönemde daha zor ve hızlı büyüyemezse Akbank'ın bilançosu aslında bu bankalar arasında bunu en az hasarla atlatabilecek bilançolardan bir tanesi. Diğeri de Garanti Bankası. O en çok beğendiğimiz banka olarak söyleyebilirim Garanti Bankası'na. Hem yönetim biçimi açısından hem de öz sermaye karlılığı açısından en sağlam duran banka açıkçası. Biz bu üç bankayı beğenmeye devam ediyoruz. Ama bankacılık sektörü dediğim gibi bu sorunlu krediler açısından zor bir dönemden geçecek. Yani bu sorunun nasıl çözüleceği bankacılık hisselerinin performansını çok belirleyici olacak. Çünkü bu sorunlu krediler konusu çözülmezse ki yani baktığınızda bunların en kolay çözümü aslında tekrar ekonomik büyümenin gelmesi. Yani biz 2008-2009 krizinde de aynısını yaşamıştık. Ama daha sonra 2010'da Türkiye'ye yabancı kaynak girişiyle birlikte ekonominin hızlı toparlayınca otomatik olarak bu sorunlu kredi problemi kendi kendini çözüyor. Yani özellikle bir devlet müdahalesi ya da bir özel çözüm geliştirmenize gerek kalmıyor. Çünkü şirketlerin işleri düzeliyor, kar yapmaya başlıyorlar ve kredileri geri ödediklerinde bu sorunlu kredi problemi ortadan kalkıyor. O yüzden birinci önemli beklenti Türkiye'nin tekrar bir büyüme patikasına geri dönüyor olması. Yani 2019 birinci çeyrekte hafif bir büyüme yaşadık ama ikinci çeyrek negatif bir büyüme gelecek. 2019 için de biz bir -1'lik büyüme bekliyoruz toplam sene için. Gelecek sene %3'ler civarında tekrar büyüyebileceğini düşünüyoruz. Yani bunun olması bu sorunlu kredi olayını çözecektir. Ama sorun ekonominin yavaş gidiyor gitmesi ya da kurda beklenmeyen bir hareket borçlu şirketleri sıkıntıya sokacağı için otomatik olarak bankacılık sektöründe sıkıntıya sokacaktır. Dediğim gibi iki önemli faktör var takip etmemiz gereken şey orada. Birincisi kurun seviyesi, TL'nin güçleniyor olması banka bilançolar açısından rahatlatıcı ve iyi bir faktör. İkincisi de tahvil faizlerine dikkat ediyor olmak kafayla var. Tahvil faizlerindeki rahatlama bankacılık hisse hedef fiyatlarını otomatik olarak yukarıya doğru revize edilmesini tetikleyecek bir şeydir. Şimdi enflasyon aşağı düşecek.
Bakan Bey'in söylediği gibi hakikaten Eylül ayında baz etkisinden dolayı tek basamaklı enflasyon göreceğiz. Gerçi biz seneyi sonunun %13'lerde kapamasını bekliyoruz enflasyonun ama düşen enflasyonun ve siyasi stabilitenin olması özellikle bono tarafına da alışların gelmesini sağlayacaktır. Biz sene başından beri çok volatil bir dönem yaşadık ama hisse senedinde yine yabancı yatırımcılar hala artıda ama özellikle bono tahvil tarafında yaklaşık 2 milyar dolarlık bir net satış yaptılar. Ve normal mantıkta şöyle çalışır. Aslında normalde Türkiye'de baktığımız zaman ciddi bir reel faiz var. Bu reel faiz varken yabancı yatırımcılar Türk tahvillerine neden yatırım yapmıyorlar? Türk tahvillerine yabancı yatırımcılar yatırım yapıyor olsalar faizler daha da fazla düşer açıkçası. Faizlerin daha fazla düşmesiyle birlikte özellikle banka sektörünün analistler tarafından hesaplanan hedef fiyatları otomatik olarak yukarı doğru çıkar. Şöyle söyleyeyim ben size kabaca bir hesap. Faizlerin her 100 baz puanlık bir aşağı gelişinde banka hedef fiyatları kabaca %10 yukarı gidiyor. Yani bugün yaklaşık diyelim ki 2 senelik faizler kaçlarla? Bakalım ben. Yani 19'lardaysa diyelim ki kabaca 16'ya gerilediğinde yani o kadar direkt bir matematik değil ama 16'ya gerilendiğinde 300 baz puanlık bir gerileme olduğunda kabaca banka hedef değerlerinde %25'lik bir yukarı revizyon olur. Yani bizim banka mesela benim Garanti Bankası 10.40 nereden baksanız bizim onu kalıcı bir şekilde tabii olması lazım. Biz hemen oraya indiğinde, 16'ya indiğinde hedef fiyatımızı değiştirmiyoruz. Çünkü Türkiye volatil bir ülke. Herhangi bir şey yaşandığı zaman bir hafta sonra tekrar 18'e de çıkabiliyor. O yüzden bir süre beklemeyi tercih ediyoruz ama tabaca hesap öyle düşünebilirsiniz. Yani her 100 baz puanlık düşüşte %10'luk fiyat yukarı doğru bir fiyat revizyonu, tersinde de aşağı doğru bir fiyat revizyonu yabancı yatırımcıların bakış açısı açısından izlenebilecek bir yöntem. Çok kısa bu teknik tarafla ilgili sorular var. Ben onlara hemen cevaplayayım. Öncelikle Akbankası ile ilgili teknik analiz yapar mısınız demişler? Tabii yaparız. Bu da aslında birçok bankada genel olarak grafikler aynı olacaktır, benzer olacaktır. Ciddi şekilde bir rally yaşandı. 5.50'lerden 7.50'lere doğru Akbank'ta. Burada bir yükseliş trendi söz konusu. Bu yükseliş trendine içerisinde pozitif hareketler devam edecektir ama son birkaç gündür gelen satış baskısıyla özellikle 7.40 seviyelerinden gelen satış baskısıyla bir geri çekilme yaşanıyor. Düzeltme hareketi yaşanıyor. Bu çok da normal. Biliyorsunuz ki G20 zirvesinin ardından açıklanan pozitif haberlerle beraber hem piyasada hem de piyasadaki birçok endeksteki birçok hisse senedinde gap'li açılış oldu. O gap'lere doğru bir geri çekilme çok olasıdır ve normal diye karşılıyoruz. O gap'te olduktan sonra yeniden yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini düşünüyoruz. Akbank tarafında. Halk Bankası'nı anketten dolayı da çok kısa söyleyelim. Orada açıkçası GEB'in en az olduğu banka Halk Bankası'dır. Ve son birkaç gündür gelen satışlarla hatta o G20 günü bile açılışın ardından geri çekilmişti. Son birkaç gündür gelen satış baskısı da o GEB bölgesini doldurduğunu görmekteyiz. Yatay ve diğer Garanti, Yapı Kredi, Akbank'tan daha az eğimli bir yükseliş trendi içerisinde işlemlerini sürdürmekte. Bunu söyleyebiliriz. Orada da geri çekimler biraz daha devam edecektir. Piyasayla paralel olarak hareketlerini sürdürecektir. Ama hani kısa vadede de biz de hani Batuhan Bey'in söylediği gibi daha çok Garanti Akbank tarafında trade yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun altını çizmekte fayda var. Bunun dışında başka bir soru var mı diye bakıyorum. Genel olarak yok. Sizin de ikinci çağırın Batuhan Bey. Yok, teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seanslar, iyi günler.